Evet, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bugün itibariyle geldiği noktada bir ciddi bir değişimin içerisinde ve kısmet olursa da Sayın Bakanımın da az önce altını çizdiği gibi önümüzdeki günlerde 1950'lerin Türkiye'sinde ne kadar makine kimya endüstrisi önemliyse biz biliyoruz ki 2023'ün, 2053'ün hatta 2071'in Türkiye'sinde de makine kimya endüstrisi bir o kadar önemli olacak. Bunun için de bazı değişikliklere, bazı iyileştirmelere gidiyoruz. Kısmet olursa kurumumuzu az önce de bahsedilen yapı içerisinde daha dinamik bir yapıya, sektörü yönlendirecek bir yapıya, özel sektör işbirlikleriyle rekabetçiliğini arttıracak bir yapıya, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ihracat potansiyellerini tam anlamıyla kullanarak büyük bir oyuncu olarak dünyada söz getiren, dünyada ses getiren, teknolojilere yatırım yapan, anahtar teknolojileri elinde tutarak çözüm ortaklarıyla beraber, biz alt yüklenici demiyoruz, çözüm ortaklarıyla beraber yarının Türkiye'sini inşa edebilecek bir makine kimya endüstrisini hazırlamaya çalışıyoruz Sayın Bakanımızın liderliğinde. İnşallah bu anlamda şu anda 11 fabrikamız, 2 işletmemizle beraber 6409 çalışma arkadaşlarımızla 4 ana iş kolunda, bunlar silah grubumuz, mühimmat grubumuz, roket patlayıcı kimyasal grubumuz ve makine grubumuz. Silah grubuna bakacak olduğumuzda 3 değişik lokasyonda hafif, orta ve ağır silah. Az önce de altı çizildiği gibi ağır silahta Türkiye'deki yetkinliği elinde bulunan tek kurum biziz. Ama bunu arttırmamız gerekiyor. Çünkü aldığımız talimat gereği, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı yapılmayanı yapın. Ağır silahlarda çeşitliliği sağlayın dediler. Onunla ilgili de ilerleyen sözlerimde neler yapmaya çalışıyoruz, neler yaptık, neler yapacağız. Onunla ilgili bir kısa bilgi vereceğim. Mühimmat dediğimizde dünyada bir büyük bir özelliği elimizde tutuyoruz. 5.56'dan 203 milimetreye kadar tek çatı altında tüm mühimmat grubunu üretebilen bir kurumuz. Silahımız var, mühimmatımız var. Bunların tabii barutuna da ihtiyacınız var. Her ne kadar mühimmat üretebiliyor olsanız da bunları sevk edemedikten sonra bir anlamı olmuyor. Komutanımız burada. Bunları sevk edecek barut fabrikalarında makine kimya endüstrisi olarak ilk ve teklere her zaman sahip olan makine kimya endüstrisi olarak bünyemizde barındırmaktayız. Ve dördüncü iş kolu olarak altını çizdiğimiz makine dedik. Değerli büyüğümüz Sayın Bakanımız Hasan abimiz, Hasan Baba dedik, Mustafa abiyle daha önce konuşurken Hasan babamız diyoruz çünkü tecrübelerinden her zaman yararlanıyoruz. Makina iş kolumuz. Biz makine kimya endüstrisi olarak Türkiye'nin TTT'sine yani Türkiye Takım Tezgahları 11'e talibiz. Bu sanayiciyle sizin bize verdiğiniz her ürünü, her görevi yerine getirebiliriz. Ama dostumuz olduğu gibi de düşmanımızın olduğunu biliyoruz. Bir ambargo yaşandığında eğer makinaları üreten makinaları üretmiyorsak o zaman sıkıntı yaşayacağımızı biliyoruz. O anlamda da sizlerle beraber çalıştığımız konseptimiz var. 11 makine çeşit konseptine hakimseniz bütün makinaları üretebiliyorsunuz. İnşallah bu alanda da sizler de altını çizdiniz. Sayın Bakanım da zaten verdiği talimatlarda Çorum'un ne kadar önemli olduğunu, neden Çorum'la beraber çalışmamız gerekli olduğunu söylüyordu. Bugün de aldığımız bilgiler onu teyit etmiş oluyor. Görüyoruz ki Çorum büyürse Türkiye büyür. O anlamda da Çorum'daki sanayicilerimizle, Çorum'daki makine üzerine yapılan çalışmalarla beraber makine iş kolumuzda da ciddi çalışmalara yatırım yapacağız. Ciddi projeleri hayata geçireceğiz. Böylelikle bizim amacımız 6400 olan çalışma arkadaşımızın sayısını 10 bin lira, 20 bin lira çıkartabilmek. Bunu yapabilmenin ama tek yegane çözümü kendi kabımız içinde değil. Çözüm ortağımız olan sizlerle beraber hareket etmekten geçiyor. Yapılmayanı yapmaktan geçiyor. Az önce Sayın Bakanımız Hasan Büyükleri de altını çizdiği gibi yurt dışından teknolojilerin transferiyle geçiyor. Bazı şeyleri bulmamıza sıfırdan Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Olanları buraya getirebilmemiz lazım. Doğru partnerliklerle, doğru birlikteliklerle hızlı yol almamız lazım. O anlamda da MKE markası cep
çok büyük bir marka, dünyaca ünlü bir marka. Bunu daha da yukarıya taşıyabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız olacak. O anlamda önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle beraber değişik platformlarda tekrar bir araya geleceğiz ve neleri yapabiliriz, çalışma tarzımız, iş birliklerimiz nasıl olabilir ve hangi sorumlulukları paylaşabiliriz sorularına cevap arayarak yol haritamızı çizmek istiyoruz. O anlamda siz değerli sanayicilerimizin de desteğine ihtiyacımız olacak. Makine kimya endüstrisi, az önce de altını çizdiğimiz iş gruplarında son 20 ayda 24 ARGE projesini başlayıp sona erdirdi. Bunlar sadece fişekler değildi. Biz kendimizi tabii bir anlamda da MK olarak tam ifade edememiş olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. MK deyince akla bazı şeyler geliyor ama o kısıtlı çerçevede bizi tanımamanız lazım. Bizim şu anda 478 ana ürünümüz var. MPT 76, MPT 55, Bora 12, 155 silah sistemlerimiz, 120 silah sistemlerimiz gibi 478 ana ürün grubu. Bunların kırılımına baktığımızda, ürün ağaçlarını patlattığımızda bu %62'sini yerli olarak üretiyoruz. Geri kalan %38'ini yurt dışından tedarik ediyoruz. Kırmızı alanımız. Yurt dışından tedarikle sıkıntı yaşamamamız, ihtiyaçlarımızı kendi içimizde sağlayabilmemiz için bu %38'lik bölümü hızlı bir şekilde elimine etmemiz lazım. %62'ye baktığımızda da %62'nin %57'sini makine kimya endüstrisi kendi içinde üretiyor. Kalan bölümü çözüm ortaklarıyla, alt yüklenicileriyle beraber yapıyor. Biz az önce de dediğimiz gibi anahtar teknolojilere yatırım yapmak ve sektörü yönlendirmek istiyorsak bu birimde de, bu dağılımda da değişik bir periyoda gitmemiz gerekiyor. Sizlerle beraber daha fazla sorumluluk paylaşmamız gerekiyor. Bu anlamda yatırımlarımız da yapılmayanı yapmak yönünde. Şu haliyle üzerinde çalıştığımız ARGE çalışmalarındaki ihtiyaç duyduğunuz makinelere özel sektör olarak yarınını görmediğiniz makine yatırımlarını biz yapalım. Biz projeleri hayata kaldıralım. Ondan sonra seri üretim aşamasında da siz değerli sanayicilerimizle beraber maliyet etkin bir şekilde piyasayı domine edecek. Piyasa derken dediğim gibi ben hiç piyasaya bakmıyorum. Benim makine kimya endüstrisi olarak tamamıyla hedefimiz ihracata yönelik. Şu anda 2020 senesinde 2.8 milyar TL olan ciromuzu bu sene itibariyle 4.8'e, 2022'de de 8.6'ya çıkartıyoruz. Burada ihracatımızın payı çok büyük ama yeterli mi? Hayır, değil. Dünyada şu anda 1.9 trilyon dolarlık bir savunma sanayi pastası var. Bundan güzide firmalarımız Aselsan, Roketsan ve diğerlerinin de olduğu gibi makine kimyanın da payını hızlı bir şekilde arttırması gerekmekte. Tabii ki önceliğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını her zaman öncelikli olarak karşılamak ama diğer alanda da çözüm ortaklarımızla beraber bu pastanın da payımızı arttırmak. Dediğimiz gibi hızlı hareket edebilecek bir yapıya inşallah en kısa zamanda kavuşmuş olacağız. Bazı engellerimiz var. Değerli çalışma arkadaşlarımızı içimizde tutamadığımız mevzuatsal sıkıntılarımızı da aştıktan sonra siz değerli sanayicilerimizle yarınımızı garanti altına alarak yapılmayanı yapacağız. 76 milimetre deniz topunu yapıyoruz. Sayın Bakanım biliyorsunuz bir dış ülke, ülke ismi almayalım, hedef göstermeyelim. Bir müttefik ülke yapıyor. 8.2 milyon, milyon euroya bunu satıyor. Parayı peşin veriyorsunuz, 24 ay sonra alırsın diyor ama gün geldiğinde Avrupa Birliği ambargo koyduğundan dolayı sana deniz topunu teslim edemiyoruz diyorlardı. Sizler de istişare ettik. Normalde 72 ayda tamamlanacak bir ARGE'yi nasıl kısa zamanda tamamlarız dedik. Sizlerin de bize paydaş olarak, çözüm ortağı olarak önerdiğiniz firmalarımızla 12 ay gibi bir sürede ARGE'mizi bitirdik. Şu anda montaj aşaması durumundayız. Önümüzdeki atışlarımızı yapacağız ve deniz kuvvetlerimiz, başta deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan deniz topunu kendimiz üretiyor olacağız. Ama şöyle bir durum var değerli dostlar. Bu projeye başladığımızda bunlar nasıl olsa bunu yapamaz demişlerdi. Projenin 4. 5. ayında proje yeşermeye, olgunlaşmaya başlayınca firma
Türkiye'deki lobi aktivitelerini çoğaltarak biz bunu size verelim. 8.2'ye değil 5.1'e verelim. Hatta eğitim mühimmatlarını da yanında verelim dedi. Telefon çaldı. Baktım Sayın Bakanım arıyor. Yasin ne kadara bitiriyorsun bu ürünü dedi. 4.7 milyon dolara bitiriyoruz Sayın Bakanım dedim. 4.7 değil, gerekirse 14.7 milyon dolar harcayacaksın, bu proje hayata geçecek, bir adım atılmayacak dedi. Böyle de bir irade var şu anda bizim arkamızda. Engin tecrübesiyle sanayideki paydaşlarımızı bulmaya yardım eden bir tarafta değerli büyüğümüz Hasan Büyükte de bakanım. Diğer tarafta İlhami abi sağ ailesiyle beraber neye ihtiyacınız varsa, hangi üretim yetkinliğine ihtiyacınız varsa destekçinizsiniz diyen büyük bir aile ve dediğim gibi arkamızda da bakanlarımız olduktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını gördük. Gördük. 47 yıllık bir hayali bitirdik. Az önce de altı çizildi. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda pozisyonumuz belliydi. Biz barış için oradaydık. Ama bize ambargolar uygulandı. Ambargolar uygulandıktan sonra uçak bombalarımızı doldurmada kullandığımız ham maddeleri alamaz hale geldik. Bu şu anda podyumda bulunan değerli yönetici arkadaşlarım da biliyor. RDX, HMX ham maddesini kilo kilo alabilmek için 9 takla atmaktaydık. 47 yıl önce Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar alındı, denildi ki Türkiye'de artık kendi RDX HMX'ini üretecek. Enerjik malzeme üretimine de başlayacağız. Burada her zaman olduğu gibi ilkleri yapan makine kimya endüstrisi sorumluluk aldı ama özel sektör işbirliğiyle sorumluluk aldı. 25 milyon dolar bir yatırımı özel sektör tarafından yapılarak 12 ay gibi kısa bir sürede şu anda ülkemiz dünyada 6. ülke olarak enerjik malzeme adı verdiğimiz RDX, HMX, CXM ham maddesinde üretebilir hale geldi. 29 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da bu tesisimizi devreye aldık. Bu tabii bir başlangıç. Biz biliyoruz. Analizimizi yaptık, dersimizi çalıştık. Silah dedik, mühimmat dedik. Kimya alanında da çok hızlıca gelişmemiz gereken noktalar var. 17 kalemimiz var. Bunlardan şu ana kadar sadece 3 tanesini gerçekleştirebildik. Diğerlerini de hızlı bir şekilde hayata gerçekleştireceğiz. Burada da siz değerli çözüm ortaklarımıza, siz değerli sanayicilerimize büyük bir görev düşecek. Makineyi de zaten konuştuk. Dediğim gibi makinacı olmak istiyoruz. Makinaları üreten makinaları yapmak istiyoruz. Sizlerin önünü açmak istiyoruz. Marka değerimizi sizlerle beraber kullanmak istiyoruz ve büyümek istiyoruz. O anlamda dün olduğu gibi bugün de makine kimya endüstrisi yetkinliklerini daha geniş bir yelpazede sizlerle paylaşma ve bölgedeki çözüm ortaklarıyla beraber yürümeye değil, koşmaya ama yarın makine kimya endüstrisi aşı olarak uçmaya hazırlanıyor. Çünkü biz artık uzay ajansı kuruldu. Kurulduğu gün hemen telefon açtık Sayın Bakanımıza, dedik ki biz neresindeyiz makine kimya endüstrisi olarak? Biz de sorumluluk almak istiyoruz dedik. Çünkü bugünden yarından sonraki adımdan sonraki adımı planlamamız gerekiyor. Sizlerle beraber büyük sorumluluk alacağız. Çorum'a geldik. Çorum'da ne yapacağız? Sayın Bakanım Yasin ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Çorum'a da destek vermemiz lazım dedi. Önceki günlerde yaptığımız toplantı gibi inşallah büyük affınıza sığınıyorum. Bugün plan dışı bir gelişme oldu. Sizlerin arasından erken ayrılacak olmasak proje bazında bazı konuları konuşacaktık ama yarın yine sizinle beraber olacağız Allah'ın izniyle. Çorum'un kendi markasını oluşturabilecek savunma sanayinde çalışmaların altyapısını istişare ettik. Sayın Bakanım da yönümüzü verdi. Şu ve şu hedeflerde yürümeyelim, koşalım dedi. İnşallah sizlerle beraber de çok ciddi projelere makine kimya endüstrisi çatısı altında imzalar atacağız. Sabırla dinlediğiniz için makine kimya endüstrisinin yeni vizyonunu sizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerden fazla ben heyecanlıyım. Çünkü bugünümüz, dünümüz bugünümüze uymuyor. Yarınımız da bugünümüze uymayacak. Biliyoruz. Çok büyük hizmetler bekleniyor.
Bu hizmet furyasında bize de şans verdikleri için değerli iki büyüğüm, Sayın Hasan Büyük'le de bakanım olduğu gibi, değerli bakanım Muhsin Dere'ye de sizlerin huzurunda tekrardan çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle beraber geleceğin Türkiye'si için büyük projelerde hep beraber olacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.